Merhabalar, Swipeline Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Kalder'in kurucusu Gökçe Güven. Üniversite için Amerika'ya gittikten sonra orada hızlı bir kariyere başlayan Gökçe, Selo Robin Hood, OpenSea gibi şirketlerde çalıştıktan sonra geleceğin sadakat programını yaratmak için kolları sıvıyor. Gökçe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Amerika'da ayağının tozuyla hala jet olarak geldiğin için <laughs> Aynen teşekkür öyle, ederim. değer. Bugün zor bir bölüm benim evet. için. Çünkü seni tanımıyoruz. Amerika'da yaşayan senelerdir Türkiye'de hiçbir bağ olmayan, hiçbir arkadaşımla arkadaş olmayan bir insan. <laughs> Kalderi konuşacağız girişimini 3 milyon dolar yatırım aldılar çok yeni şu an waitlistte yani daha her isteyen gidip kullanamıyor hala ben evet. ürüne de bakamıyorum baya seni tanıyacağız evet. çok heyecanlıyım çünkü e, markalar için marka Sadakati için, içerik üreticileri için evet. ve topluluk konusu için öyle sıkıştırılmış çok e, derin konular olacak evet. burada. O yüzden öncelikle bize bir Kalder'i anlatarak başla. Kalder aslında yeni jenerasyonun sadakatlik programı ve community programı. Arkasında blok zinciri yatan bir altyapı kullanıyoruz. Ama en özünde şunu fark ettik. Aslında dünya bir paradigma shifti geçirmek üzere. Markalar içinde, creatorlar içinde, ad costları even out etmiyor. Bu ne demek? Marketing dünyası artık markalara da, yaratıcılara da verim getirmiyor. Hı hı. Ve sadakatlik bir marka ve bir yaratıcı için daha önce hiç bu kadar önemli olmadı. Kesinlikle. Kendi komünitesini yaratmak her marka için çok önemli. Peki Calder bu konuda ne yapıyor? Calder, Shopify gibi white label bir şekilde markaların veya creatorların kendi sadakatlik programlarını yaratmalarını sağlıyor. Peki bu ne demek? Calder'in playbookunda bu aslında bir markanın gelip kendi üyelik programını yaratması Hı -hı. ve journey ya da experience dediğimiz engagementları yaratması. Bunu nasıl yapıyor? Biz bu, şunu fark ettik aslında. Bir marka ve bir yaratıcı her zaman komünitesini aktive etmek istiyor. Onların e, bir etkinlik yaptığında bin kişinin onlara e, e, takip edeceğini biliyor ya da ürün yarat yaratacağında en büyük fanların aslında bu ürünü almasını etkinlik istiyor. Ya. Ve e, biz bu etkinliklerin aslında programlarını yazıyoruz. Ve bu etkinliklerin e, membership tier'larına bağlı olmasını sağlıyoruz. Ee, ve en son olarak her markanın ve creator'ın kendi token reward'ını çıkarmasını sağlıyoruz. Evet. Ve bunun tüm token ekonomiklerini hallediyoruz ki markanın tek düşündüğü şey ben community member'larımı nasıl reward edebilirim olsun. Şimdi Evet. Öncelikle <laughs> fark ettiğiniz üzere bu insan bolca İngilizce konuşuyor. Hayır. İnsaflı olun. Kimse laf etmesin. Çünkü Amerika'dan geldi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Türkçe konuşmuyor bu kız günlük hayatında. Ben üzgünüm bizim arkadaşlar. Teknolojiye kayınca ya da bizim işe kayınca e, jargon çıkıyor. Bunda yılmıyoruz, bükülmüyoruz. Küfür ediyorsunuz. Evet. Ama yine de hayır ha bu buranın jargonu bu bence evet. hepimiz Ama Aslana'dan alayım. O yüzden <laughs> e, yani doğma büyüme. <laughs> ben buraya geleceğim. Evet. Ürünü çok ayrıca konuşmak istiyorum. Çünkü beni evet. heyecanlandıran konular. Ürünü ben... konuşalım. Benim swipe de heyecanlandırıyor. line heyecanlandırıyor. <laughs> aynen. Swipe line için de kullanabileceğim hı hı. şey. Benim eski mesleğimle de çok ciddi alakalı şeyler. Evet. Ama önceden önceden benim de para kazanmam lazım Gökçe'ciğim. Ee, <laughs> ne size videonun sponsorunu sponsorundan <laughs> bahsedeceğim. Mükellef videonun sponsoru. Kendisiyle tek tuşla Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Estonya'da artık sayılmakla bitmiyor fark etseniz yıl içinde ve tabii ki Türkiye'de şirket kurabiliyorsunuz. Daha iyisi şirket kurduktan sonraki bütün bu finansal ve yönetim süreçlerini tek Ara yüzden hallediyorsunuz. Eğer kafanızda bir düşünce veya ihtiyacınız varsa açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Diyorum evet. ve geri dönüyorum. Bence bir kendi yolculuğundan bahsederek devam evet. etsek iyi olur. Akabinde hızlıca ürüne gelelim. Sen tamam. kaçlısın en başta? Ben 99'luyum. Ya şimdi bak. oğlum <laughs> ya kasada oturmuyor bunların işleri. Ama anlatayım oturacak. <laughs> evet ya anlat bakayım. Ne yaptın, ne ettin, nereye gittin? Yani nereden başlayalım? Adana'dan başlayalım. <laughs> Çocukluğumdan başlayalım. <laughs> Yok direkt şeyden başla. Adana'dan buraya İstanbul'a gelişin var. Evet şöyle anlatayım. Ben aslında İzmir'de doğdum ama ailem Adana'lı ve e, liseye kadar Adana'daydım. Bence çok e, güzel bir çocukluk geçirdim hmm. orada. Yani e, hayatım tabii ki yani oyun oynayarak, spor yaparak çok geçti. Bincilik yapıyordum, futbol hmm. oynuyordum. Aynı zamanda her zaman ya eskiden mesela yazar olmak isterdim ya da hep böyle yazmak ya da bu dünya yaratma konsepti benim için e, çok Obsesif olduğum bir e, yerde, mesela 10 yaşında falan böyle bir kitap yazmaya çalıştım. Sonra e, lisede ve özellikle üniversitede daha teknoloji dünyasında dünya yaratma konseptine girdim. Lisede e, İstanbul'a geldim. Lise sınavında Türkiye birincisiydim. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> falan. Sonra e, Robert'e gittim. E, Robert benim için tabii ki çok önemli bir noktaydı çünkü orada Hayatıma girişimcilik girdi ve kodlama girdi. Girişimcilik benim yani prep yılımda aybike Hoca diye bir hocam vardı. Hayatımı değiştirdi diyebilirim. Hani bu sosyal girişimciliği ilk orada öğrendim. Ve hayatıma sosyal girişimci olarak başladım. Bu ne demek oluyor? Bence bu arada sosyal girişimcilik her girişimcinin yapması gereken şey. Çünkü problem çözmen gerek. Şu anki girişimcilere baktığımızda hani insanların problemlerini çözmüyorlar. Özellikle bu kripto da çok oluyor. Hani buna gelebiliriz sonra. Ama şunu gördüm hani insanların e, problemlerini farklı şekillerde hani çözebilirsin ve startuplar bunun için Hı -hı. hani çok basit bir şekilde öğrendim. Sonra e, bunu teknolojiyle yapabilirsin ve teknoloji demokratize, hayatı demokratize eden ve istediğini olabileceğin bir yer. Hani Hı -hı. bu çok beni özgürleştiren bir konseptti. O sırada futbol oynuyordum lisede. Kızlar Sağda Akademi diye bir şey kurdum. Ee, Kızlar Sağda'yla. O benim ilk e, aslında sıfır e, sıfırdan bire bir şey kurmayı öğrendiğim yerde. Bu arada onu yapmasam büyük ihtimalle şu an her gün girdiğim lojistik dünyasını anlamazdım. Çünkü hani girişimcilik çok tepede bir şey görülüyor ya. ya ben mesela bugün eee şeyle uğraştım. Muhasebe kitap defterle uğraştım. Çünkü muhasebe evimizde biri yok. Ben varım. <laughs> yani o o dünyayı anladım. Ee, sonra sonra Berkeley'e gittim. Ee, Berkeley'de engineering ve e, business yaptım. Ve orada aslında kripto dünyasına 2017-2018'de girdim ve o benim için bir dönüm noktasıydı. Çünkü 2010 2017-2018 kriptoda initial coin offering yani herkesin token sattığı ve herkesin birbirine kakaladığı bir dünyaydı. Ama orada o zamanda kalanlar o zaman aslında 2018 şu an 2022'ye çok benziyor. Çünkü yine çok um, dolu bir dünya gibi görünüyor kripto. Ama... E şu an kalan projeler ve blog zincirine teknoloji olarak ilgili olan insanlar aslında ilerideki 2026 saykılını lead edecek insanlar. Bu, ben bunu 2017'de gördüm. Hani o zaman zaten 17-18 yaşındayım ve... Blockchain at Berkeley diye bir kulübe girdim Berkeley'de ve kulüpte işte ben e, en küçüktüm ve en büyüklerin hepsi e, drop out ediyordu. Hmm. Şirket kuruyorlardı mesela Cosmos'un ilk kurucularından biri e, benim o zamanın 21 yaşındaki arkadaşımdı o zaman Coin, biz SF Blockchain Week'i kurmuştuk Sam geliyordu, şey geliyordu e, Tarun Çitra geliyordu ve hani bugün çalıştığım insanlarla o gün hani böyle bebekken tanıştım gibiydi ve o zaman aslında fark ettim. Bir, ben kriptoda bir şirket kuracağım. İki, benim hani çevremdeki herkes bunu yapıyor. Ben bunu şu an yapabilirim. Hani o, onu görmek aslında benim için çok önemliydi. Sonra birkaç şirket ve proje kurdum aslında. Anonymous.ly olarak kurdum. Hmm. Farklı şekillerde yaptım. yaptım. Bir e, landing, e, yani e, landing platform kurdum Sero üzerine. E, bu Decentralized Finance yani DeFi'nin ünlü olmadığı zamanlardı. Hmm. 2019'du. İlk zaten Salo'da çalıştım. Salo'da bir e, layer 1 hani bu birinci katman yani blok zincirinin Ethereum gibi e, bir proje. Onun ilk 50 kişisindeydim. Sonra oradaki cüzdanı yazan 4 kişilik bir ekipteydim. O zaman 19 yaşındaydım. O e, proje zaten şu an 10 milyon kişi kullanıyor. <laughs> ya bak bu çok garip geliyor bana. <laughs> Neden? Bu bana mı garip yoksa hakikaten dünyadaki herhangi bir memleket, herhangi bir ülke herhangi bir Topluluk içinde garip mi? Um, 19 yaşında bir insanın böyle bir şirkete girmesi ve o ilk elde yer alması, bu nasıl gerçekleşiyor? Yani seni neden evet. alıyorlar? Ve hangi koşullarda giriyorsun evet, sen? Sen okuyorsun çok dedi, değil mi? Evet. Son doğru bir soru. Okuyorum ve okuldan o kadar çok drop out etmek istedim. O kadar sonra yaşadım ki bir ara beni hani ülkeden kovacaklardı. <laughs> o da ayrı bir hikaye. Hani o çok neyse ki kovulmadım ve şu an her şey iyi. Ama bu tamamen kriptoda özel bir şey. Hani bu arada çok haklısın. Artificial Intelligence dünyasında bunu yapmaya çalışsan, machine learning dünyasında bunu yapmaya çalışsan herkes sana güler. Ama bunu ilk ne zaman fark ettim biliyor musun? Böyle bir hmm opportunity'nin olduğunu Hı. kriptoda. 2018'de bir konferanstaydım yine SF Blockchain Week. Ali Yahya diye a zdeki bir general partner konuşuyor. 10 kişiyiz. Kimmiş o ya? Türk mü bilmiyorum. Ama ben kesin eklemişimdir on LinkedIn'den. Öyle psikopat bir var. Yurt dışındaki iyi şirketlerde çalışan Türkleri bulmaya çalışıyorum. Evet evet. Ya ama onunla ilk konuşmam e, ve Selo'da da orada tanıştım. Hı hı. E, beni çok etkilemişti ve o zaman oradaki şeyi anladım opportunity'yi. Yani şöyle dedi aslında. Çünkü o da aynısını yapmış dedi ki ben bundan önce Stanford'da 10 yıldır AI research yapıyordum evet. ve şunu fark ettim. AI'da 80 yaşında olup bir PhD'den sonra çok bilinen biri olabilirsin ama kriptoda 18 yaşında evet. olup en iyi projeyi kurabilirsin çünkü bir kripto çok yeni hani e, yani bitcoin bile aslında baktığımızda daha yeni çıkmış hı hı. değil mi hani 2008 yani bu dünya çok yeni teknoloji diğer teknoloji yapay zeka gibi teknolojilere baktığımızda ikincisi çok yeni olduğu için çok fazla inove edecek yer var ve e, bu inovasyondan bir parça tutup onu senin yapabilirsin e, ve e, öğrenme körbün çok daha hızlı. Kesinlikle. Hani AI'yı ya, yapay zekayı şu öğrenmeye çalışsan o kadar çok inovasyon var ki e, nasıl onu tutturacaksın? E, bunu gördüğümde şunu fark ettim hani aslında o kadar küçüktüki community'yi. hani aslında o sayede herkesle tanışabildim. Yani doğru yerdeydim de aynı zamanda. Hı -hı. Başka bir okula gitsem, blockchain at olmasam, o zaman o insanla çalışmasam şu an burada olmazdım. Tamam, söyleyecektin. Evet. Sence iyi bir yani iyi bir lisede ve iyi bir üniversitede okudun yurt dışında. Hı -hı. Burada iyi bir üniversite Yani Boğaziçi'nde okusan <laughs> sence aynı şey olur muydu? Bence... Türkiye'de olsaydı. Yani bence Boğaziçi'yle olmazdı ama içinden dolayı değil. Ben Harvard'da okusam da bu olmazdı. Hmm. Ben Kolombiya'da okusam da bu olmazdı. Bu Berkeley'ye evet. spesifik bir kontekst. Ve ben hani Berkeley'ye gitmeyi bile düşünmediğim bir kontekst. <laughs> yani şans... <laughs> hani, formülü şey bu çıktısı bu. Evet. Oldu. Ya, ya o zaman... Kripto da o kadar da yeni ki herkes blockchain at Berkeley'ye hani kulüp olarak şaka gibi bakıyor. <laughs> ee, yani doğru yerde olup onu doğru kişilerle görmekten de kesinlikle. O yüzden orada bir şans faktörü var ama onu görüp sonra hayatını ona adamak da bence büyük bir iddia ve büyük bir oyun. Hani 17 yaşında ben kripto yapacağım deyip 5 yıldır kripto yapıyorum. Evet. Ee, ama şey için yapmıyorum yani. Ben buradan kesin iyi bir şirket tuttururum da e, milyar dolar kazanırım diye değil de... ...bir problem çözeceğimi gördüğüm Hı. için yapıyorum. Buna zaten heveslisin. Evet. Ve 19 yaşında seloda tam zamanlı mısın? Yani 5 gün orada gidip çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ne Ay, ne yapıyorsun? Görevin ne? Ben farklı görevler yaptım. Önce e, bu DeFi projesini onların altında yaptım dört kişilik bir takımla. Hı -hı. Be, takımı ben kurdum. İşte blockchain network'ten kurdum. Sonra e, ürün yöneticiliği yaptım. Ürün tasarımı yaptım. E, bence bu arada bir girişimci olmak için en iyi yapabileceğin şey erken bir takıma katılıp her şeyi yapmak ve yani o ve ekibin parasıyla şeyini... <laughs> <laughs> Bu gerçekten evet. çok önemli. Bir daha şeylere yakın olmak çok önemli. Kuruculara çünkü kurucuların her gün ter döktüğünü görüyorsun Hı -hı. hani parayı yönetince herkes şey diyor benim kaç ayım kaldı. Aynen. öyle. <laughs> Uzun süredir farklı şekillerde yani kurmayı düşünüyordum ve yapıyordum. O sırada da Open ve e, Open yaptığım bir projenin GitHub sub projesi olarak çıktı aslında kalder başta. Bir dakika nasıl anlat bakayım orayı? Open biz hani Profillerini yaptık, learn page'ini evet. yaptık. Sonra Christie's ve Vogue projesi geldi. Hı hı. Bu da hani ilk marka e, sadakatlik projesinin hani e, V0 gibi bir şey. Çok yeni versiyonu. Ve bunu ben yapıyorum ve birkaç kişiyle beraber yapıyoruz. E, onu yaparken şunu fark ettim. Hani markalar NFT'lere NFT olduğu için gelmiyor. Hı hı. Gerçekten marketing ve pazarlama problemleri var. Görüyorlar. Evet aynen, aynen. hani. Şimdi sen bu projeyi yapıyorsun OpenSea'de evet. ve bunu işte ürünleştirmek ve kendi şirketin haline evet. getirmek istiyorsun. OpenSea buna ne diyor? Doğru bir soru. OpenSea'de bu projenin benim düşündüğüm kısmını yapmıyoruz. Hmm. Ama ben zaten Devnan Alex'la iyi bir ilişkim olduğu için o sırada hani Alex'e diyorum ben şu an üç ay çıkacağım. Bir şey deneyeceğim. Göre <laughs> bir şey deneyip gelirim. Yoksa geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada dedim yani bir şey deneyeceğim, geleceğim dedim <laughs> ve gelmedim. <laughs> ee, o sırada da yani şöyle Orada hani tamamen bir NFT case yaptık hani Christie's NFT çıkardı, Vogue NFT çıkardı Hı. ama bu NFT'lerin hani devam eden bir sürekliliği yoktu. Ne demek bu? Sonra Vogue bana geldi sonra şimdi ne yapıyoruz dedi. Christie's dedi şimdi ne yapıyoruz? Bunların ürünlerini satın alanlar bana şimdi ne yapıyoruz dedi. Eee. Ben orada gördüm yani Değil mi? Aa, işte şimdi bu... ne yapıyoruz? Peki Carter bunu nasıl çözüyor? En to bütün sadakatlik programlarının... Ee... Daha community first um, çözümünü veriyor. Bu ne demek? Kalderde bir marka gelip önce üyelik programını tierler üzerinden yaratıyor. Asıl sonra en güzel kısmı Hı -hı. başlıyor. Bu tierlara göre her müşterinin yani community member'ın bir e, journeysi var. Hı hı. Gidip e, Taksim'de pop-up event'e mi, event mi gideceksin? Yoksa yeni ürüne ilk aksesi sen mi alacaksın? Bütün tier'lara göre markalar bunu target edebiliyor. Ama aynı zamanda ben daha çok çalıştıkça e, daha çok reward alıyorum. Ve bunları ya tier'imi arttırmak için kullanabiliyorum... ya da farklı dünyalarda kullanabiliyorum. Hı. Aslında yeni dünyalara açılımı sadakatlik programının... Ee, geleceği Şu an sadakatlik programlarına baktığımızda Nike ile e, Gucci çalışacaksa aralarında bir e, token exchange yaratamıyorlar. Tabii. Neden? Çünkü iki farklı database. Hani bunun içine kim girerse girsin bunu yaratamayacak. Evet. Ama iş daha da zorlaşıyor. Nike, Gucci, StockX çalıştığında kimse işin içinden çıkamıyor. Yıllar sürüyor bu collaborationlar. Evet. Ama biz şunu biliyoruz. O StockX'den e, alışveriş yapan, Nike'den yapan, Gucci'den yapan biri var. Hani evet. o üçün ortasının noktasında bir fan var. Ki o fan ilk sneaker ya drop yapıldığında ilk aksesi o almalı. Hı hı. Ama şu an bir eşitsizlik var. Bu gerçek dünyada hani Web2 dünyasında olduğunda şöyle bir şey oldu daha yeni. Ee, Nike, Gucci ve StockX collaboration yaptı. Drop'u e, botlar aldı. Çünkü hı hı. biri program yazdı. Ben whitelist olayım, raffle alayım dedi. Ve kimse bunu çözemedi. Peki Calder dünyasında ne oluyor? Membership'inde Contributor experience'lar yaptığında yani markanın dediği diye daha oyun gibi experience'ları tamamladığında reward'ları topluyorsun, sonra tier arttırdıkça bu exclusivity'in ve engagement'ın artıyor. Bir, o community'ye access'ın oluyor. Hem oradaki member'larla konuşabiliyorsun, Hı -hı. hem live'lara katılıyorsun, hem belki o DJ'in arkasına, backstage'ine gidiyorsun. Hani bu experience'ları tamamen markalar seçiyor ama iki, o markanın collaboration ettiği dünyalarda da kapıları açıyorsun. Ee, mesela şöyle bir dünya olacak ileride. Nike token'ını StockX'de kullanabileceksin. StockX'ten Starbucks'a geçeceksin. Starbucks'tan Swipeline'a geçeceksin. Aynı öyle. Eskiden <laughs> evet. hepsi kendi içerisinde bir dünya. Ben Starbucks sen istediğini yapacağım ve onun puanını kazanacağım. Ve puanı yine Starbucks içinde de harcayacağım. Artık oradaki şey neyse, bana verdiği ödül neyse. Aynen. Kezan A2'de de öyle, Swipeline'da da öyle. Swipeline şu ana kadar yok ama hadi öyle bir dünyada var. Ama şimdi hepsi aynı database'de, aynı zincirde buluştukları için. akabildikleri için bu zincirin içinde. Ben... Onlar izin verdiği sürece sanırım, Hı -hı, değil mi? Aynen. Be, he, aynen. Ben artık Nike'deki bütün bilinirliğimi, bütün reputasyonumu, belki varlığımı, bir işte token, Hı -hı. coin varlığımı bambaşka bir şey aynen için Aynen öyle. Ne Ve... kadar güzel ya, kulağa geliyor. Ve hani biz çok konuşuyoruz, senin dediğin gibi hani fan olmak önemli, community Hı. member olmak önemli, discord önemli. Bunların hepsi yalan. Çünkü hani <laughs> ben şu an biliyorum... Ee, ne kadar Discord'a yazayım, ne kadar bir yerden alışveriş yapayım ya da ne kadar hani her eventine gideyim. O markanın beni şu an bilebileceği ve bana o um, deneyimi yaşatacağı bir teknoloji ortada yok. yok. Çünkü Aynen. şey bile olsa e, ben Evet. ve şöyle bir misyon edinmişim 2023'te. Hı -hı. Her hafta bir e, etkinlik düzenleyeceğim Evet. ve istiyorum ki insanlarla aramıyor olsun. Evet. Her hafta düzenliyorum. Her hafta gelen bir insan var. Hı -hı. Senin bunu bilmen. İmkansız. Evet. Ya o etkinlik işte etkinlik sorumlusu evet. kişisel olarak seni hep görüp artık diyecek evet. aa Gökçe'cim hep <laughs> sen geliyorsun diyecek ve siz kanki olacaksınız. Evet. Ancak o zaman artık ben Gökçe'nin bizim Nike'nin bir numaralı fanı olduğunu öğrenebilirim. Evet ve bilmemem çok ayıp değil mi? Evet. Beni bilmemen yani bağırıyor orada. Aynen öyle yani bir <laughs> emek var canımın içi burada. Evet. Ama işte... Kader gibi araçlarla birlikte evet bana zaten arayüzümde evet başta seni Gök Gökçe şey ay doğru Gökçe güven evet, Tabii evet. doğru söyledim <laughs> pardon Gökçe burada ve ben senin için ne yapabilirim diye düşünmeye başlayacağım. Evet. Bak bu ne demek biliyor musun? Markalar için, şirketler için yepyeni bir dönem başlıyor. Aynen bu öyle. insanlar artık fan manager gibi, işte partnership Aynen. manager gibi yeni roller kazanmak zorundalar ve bu insanların görevleri bizim artık bir topluluğumuz var. Aynen bizim öyle. artık fanlarımız var ve bunların hepsi de önemlisi Hak eden insanlar var. Yani ne istiyorsak yapmışlar ve bizi seviyorlar. Evet. Biz bu sevgiyi nasıl yöneteceğiz? Bunlara nasıl çok doğru. değer sağlayacağız? Hani buna utility manager mı denir artık bilmiyorum ama böyle bir evet. rol gelecek artık. Aşırı yani. doğru çünkü özellikle şey dediğin çok doğru. Hani o engagement reward etme. Hı -hı. Şu an sadakatlik programlarına baktığında şunu al bunu ver. Şunu al şu Hı -hı. kadar o point kazan. Ama ve mesela yeni e, jenerasyon markalarda bunu görüyoruz. Yeni jenerasyon markalara en çok e, katkıda bulunan kişi ürün alan değil ki. Hmm. Onun için YouTube videosu yapan, onun için sneaker boyu yani hani Nike'de, Supreme'de bunu görüyoruz. Ya Supreme'in önünde her gün bekleyen bir adam var. Hiçbir hmm. şey alıyor, sadece vitrine bakıyor. Ya o adam daha değerli. Çünkü o adam influencer, hmm. o adam advocate ve hiç para almadan bunu yapıyor. Ben böyle bir teknolojinin bir yeni bir data e, e, merceği açacağını düşünüyorum. Hani bunu şimdiden bile görüyoruz. Biz mesela e, NFT impressions diye bir data metrimiz var. Ve biz şunu gördük. Şu an hani e, Instagram ads veriyorsan impressions var ya click'leri takip ediyor Hı -hı. Instagram. Click'ler aslında engagement'ın doğru bir track'ı değil. Çünkü şeyi bilmiyorsun. Gerçekten click ediyor ya da sağa kaydırıyor mu? kaydırıyor da olabilir. Hı -hı. Ama NFT backed altyapıda bir e, impressions yaptığımızda şeyin heat map'ine bile çıkarabiliyoruz. Member portal'ını. member portalda kimler dolaştı, hangi hı -hı. aktiviteleri yaptı, kimler proof gönderdi, proof'un kalitesine hani engagement'ın quality indeksi tamamen değişecek. Bu datayı değiştiriyor. İkincisi sadakat olma, fan olma senin dediğin gibi tamamen değişecek. Çünkü şu an fan olma ne kadar ürün aldın ya. Ürün aldın yani şeye belli. Belki de ben alıp bu ürünlerin hepsini başka yerde satıyorum. Evet. Ama e, ben bunlar için YouTube videosu yapıyorsam, post yapıyorsam, her yere gidiyorsam o asıl fandom. Ve bunu check ettiğimizde markaların Hı. bu brand awareness'ı tamamen değişecek. Güvenli bir ortam değil mi? Yani Hı -hı. ben burada spamle karşılaşmayacağım, Hı -hı. troll'le karşılaşmayacağım, bot'la karşılaşmayacağım Hı -hı. sanırım. Bir de o marka evet. için o özelliği var. Çünkü herhangi başka bir tool'u kullanmaya Discord veya bir şey. Bambaşka bir çok dünya. Kötü. Gibi. Yani şu an Discord'da olan hepimiz biliyoruzdur. Hele Hı -hı. hele NFT için oradaysanız sürekli DM geliyor herkese kandırmaya çalışıyor sürekli bir linke tıklanmanız bekliyor <laughs> evet. veya sürekli yazı var ve anlamlı değil hiçbiri bundan daha ayrılmış bir ortam herhalde Aynen kadın öyle. ortam onu sağlıyor. Ya e şöyle biz tamamen e, hani bu member portal dediğimiz yer bu topluluk üyelerinin e, yeni hani bu dijital evi olması için uğraşıyoruz. Bu ne demek hani o, o NFT ile membershipleri yapmamızın nedeni de o. O membershipi olmayan kimse o portal'a giremiyor ki botlar olmasın ya da e, gerçekten engagement based olsun. E, bunları ayarlamak için zaten tamamen end to end bir hmm. e, ürün veriyoruz. Çünkü markaların bunu ayarlayacak teknolojisi yok. Ve uğraşamayacaklar da. Bunların hepsini ikna oldum. Evet. İkna olmadığım tek şey şu. Anlamaya çalışıyorum. Evet. Ve lütfen bana anlat. Ben bir DJ'yim. Süper. Ee, aynen. E, ve ben... Aynı talepleri. Hı -hı. Şimdi ben Discord kanalı açtım ve dedim ki bir topluluğum da var. Hı -hı. E, az buçuk da olsa. Dedim ki dostlar gelin buraya. Kademeleri de ayarladım. Hani orada da bir tier sistemi var, evet. kademe sistemi var. Herkes işte kademe birden başlayacak. Ben size görev Hı -hı. vereceğim. Bir şeyler rica edeceğim. Hı -hı. E, bir şey çıkartacağım, almanızı isteyeceğim vesaire. Ve bu sahiplikleri ve dediklerimi yaptığınıza göre kademe arttıracağım. Evet. Ve e, işte kademe 3'ün ödülü. Benim hemen Hı -hı. arkamda durmak. Kademe 2'nin ödülü e, bilet vereceğim sana. Kademe evet. 1'in ödülü de işte sallıyorum sticker vereceğim. Evet. Neden olmuyor? Ben şu an bunu hayır yapıyorum. Yani evet. ben bunu yapabiliyorum istersem. Hı -hı. E insanları da tanıyorum. Eminim ki analitik tool'lar da vardır Discord için evet. içinde. Hani ben bu insanları e, tanıyacağım. Hı -hı. E, neden neden kaldır o zaman? Discord'dan gidersek verification. Yani sen bu görevi yaptığında e, bizim e, bir altyapıda verification ve proof sistemimiz var. Hani bir content atıyor sana diyelim hani benim için bir Instagram post yap diyorsun ya da yeni yaptığım ürün drop'unun aynen postunu yap diyorsun sana bir link atıyor biz bu linkin kualitisini bütün gerçekliğini kontrol edip sana veriyoruz markalar ve creatorlar hmm. bunu yapmak istemiyor iki bu linklerin datalarını toplayıp sana content olarak geri veriyoruz sen bunu reuse et diye hani content zaten bir marka için en önemli şey bu üçüncüsü bu şekilde de botları Uh, elimine edebiliyoruz ama bu noktadan um, çıktığımızda aslında ikinci nokta hem bunun niye blok zincir üzerinde olması gerektiği hem de bu Discord'un neden yapamayacağını gösteriyor token ekonomisi ve token yeah, ve doğru. NFT membership bunu neden biz NFT'de ya da token'da yapıyoruz hani aa token olsun heyranlı olsun diye <laughs> değil um, ben şu ana kadar uh, bir Discord'da beraber toplayıp at atıyorum yine Swipeline ve DJ Blond arasında bir token interoperability exchange atmaya çalışsam Dur otur yap bunu bir yıl boyunca. <laughs> Blondish ben daha yüksek olayım der. Swipe line ben daha yüksek olayım der. Ama ya da American Express'in sadakatik programına baktığımızda American Express'in içeri almadığı kimse içeri giremiyor. Evet. Ama e, Calder'de ne var? Arkada hani Uniswap gibi bir exchange var. Bu exchange her şeyi otomatik olarak karar veriyor. Senin engagement'ına göre karar veriyor ve o loyalty token pool'unu ekonomisine ayarlıyor. <laughs> Ki mark olarak ben bunu düşünmeyeyim. Aa, yani ve e, NFT ve token olmasının bir nedeni de şu, mesela swipe Line başka bir tool kullandı, Kader kullanmadı. E, bu yine de okey. Neden? Çünkü aynı blok zinciri üzerinde olduğumuz için bizim markamızla biriyle çalışmak istediğin anda her şey hazır. Hani bu zaten e, neden blok zinciri dediğimizde bence beni heyecanlandıran en büyük nokta bu. Her şeyin e, birbiriyle collaboration olabilecek bir dünyaya doğru gidiyoruz. Üçüncü noktada şu markalarda özellikle şunu görüyoruz. Discord'dan nefret ediyorlar. <laughs> Bilmiyorlar o yüzden yani. Evet ama mesela creator'lar seviyor. Hı -hı. Ama o da programmable değil. Mesela ben Discord'um bir sürede açılsın, bir sürede açılmasın, Shopify'ma entegre olsun. E markalar ve creatorlar aslında Discord'un logosunun bile olmasını istemiyor. Hı hı. E, o yüzden biz böyle Shopify gibi tamamen white label evet. bir e, proje ya yani bir e, ürün yapıyoruz ve ürün tamamen mesela app'in içine koyuyoruz. Hı hı. Biz şu an mesela ya, bir e, lüks plat, fitness platformuyla çalışıyoruz. E, 360 e, membership locationı var. App'in içinde Kalder'in cüzdanı var ama kimse bilmiyor. Hmm, okay, e, bu kadar hani CMOS olması gerek. Çok minik sorularım kaldı. Evet. Birincisi, bu üründen başka var mı? Hı hı. Şey hani rakibi var mı bunun? Yani yeni çıkan rakiplerimiz var. Ama çok daha yeni bir ekosistem ve herkes farklı ilerliyor. Hı -hı. Özellikle hani daha Web2 gibi yapan hı -hı. rakipler çıktı. Ya da bizden sonra bir iki hafta sonra raise eden hadi bunun üzerine bandwagon atlayalım çok oldu. Şimdi hele çok, daha çok oluyor. Hani... Her hafta biri bana şey forwardlıyor. Bak yine web üçlü loyalty yapmaya çalışmışlar. Yani tabii ki bence çok uh, dolu bir ekosistem olacak. Her konsultan da üzerine atlamaya çalışıyor. Bizim case studylerimizi kullanan bir konsultan ve e, şirket gördüm. Ha, hani. e, ama e, eminim ki hani daha düzgün ve hani markaların sorunu çözen kazanacak gibi bir Hı -hı. yer olacak. E, parayı nasıl harcayacaksınız? sağlıyorsunuz. Evet ya paranın en önemli noktası mühendislik ve teknoloji resursları. Tabii. Aslında şu an biz e, 8 kişilik bir biz ve e, bütün çok özür dileyerek. Evet. ...bütün Bahsettiğin operasyonu... 8 kişi de çok az bu arada. Çok az. Yani kişi başı üretilen değer bayağı yüksek kaldı gibi hissediyorum. Evet. E, bizim pricing'imize göre de hani Umarım her şeye giderse profitable bir şirket güzel. bile olabiliriz İnşallah. ileride. Ya tabii ki büyük yani ileride tekrar fund raise edip scale ederiz Hı -hı. onun yerine. Ama dediğim gibi burn rate'imiz bir şirket olarak az Hı -hı. ve bunu bilerek yapıyoruz. Çünkü ekonomi çok kötü, Hı -hı. kripto kötü. Ya bu ekonomide kazanacak şirketler slow burn, high growth şirketler olacak. Kesinlikle. O yüzden ben her şeyi çok kısmaya çalışıyorum ve hani bana baktığı için her gün eğlenceliyim. Ama e, bizim için en önemli resource tabii ki engineering design ve R&D resource'lar. Yani insanlar ve investing in the right people. E, bunun dışında tabii ki lojistikte birkaç şey oluyor. Ama baktığımızda ofisimizi bile yatırımcımızın ofisini kullanıyoruz. Öyle mi? <laughs> evet. Çok güzel. Ee, New York'a bekleriz. Bayağı iyi fırsat ya. Ben evet. şu an öyle bir şey olsa geldese giderim. Gider gider kısmak gider kısmaktır yani. Evet. Neredesiniz? Kimin ofisindesiniz? Ee, i̇ki ofis kullanıyoruz. New York'ta um, Contrary Capital'ın kullanıyoruz. Eee, SF'te de um, Human Capital'ın kullanıyoruz. Ay, Onlara selam var falan. Çok iyiymiş. Dinliyorsanız eğer. Evet. <laughs> Buyurun bekliyorum falan dinliyorsunuz. <laughs> Arkı çok iyi hep insana yatılacak iş büyüyecek anladığım kadarıyla evet iş büyüyecek şey. ve yani tabii ki yani başka ne kogs var en büyük düşünüyorum legal var açıkçası Hı -hı. çünkü legal neden var kripto dünyasına baktığımızda çok fazla skem olan bir yer ve biz işleri doğru yapmaya çalışıyoruz Hani token çıkarınca markanın token nasıl çıkar Hı -hı. NFT'si nasıl çıkar ee, ve kripto işinden anlayan legal çok az Hı -hı. Ee, o yüzden hani... Tabii ki costly oluyor o da. Hani bu tür daha genellikle teknoloji ve hani invest in the growth in the company gibi Hı -hı. şeylere para harcıyoruz. He, şey 3 milyon aldınız. Ne kadar değerlemeden aldınız? Söylüyor musunuz? Ee, söylüyoruz. Postman'i 15 milyondan aldık pre-seed olarak. Yani ileride her şeye giderse yaparız. Aynen. Okay. Nereye gidecek sence bu iş? <laughs> Nereye gidecek? Evet, başka bir insider hikayesi anlatıyor olur muyuz? Ya, Türkiye'den çıktı denmez buna ama yine de... Çıktı e, denir seni, ya. <laughs> seni şey görür müyüz Nasdaq'ın e, ekranında suratını? Ne İnşallah. <laughs> Anlatsana biraz nedir oradaki hayal? Hakikaten kişisel evet. hayal olarak bahsediyorum. Yani bunu. şöyle anlatayım. Ben bundan önce çok fazla proje yaptım ama hiçbirinde bu hissi yaşamadım. Hmm. Ve OpenSea'da çok erken girdim. Çok iyi bir pozisyondaydım. Hani herkese şunu diyorum, hatta birini işe alırken de almaya çalışırken, onların peşinden koşarken de diyorum. Hani ben OpenSea'den çıktıysam sen de o eşiğinden çık buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ama ben tabii ki de bunu Shopify'dan çok örnek verdik de diyorum. Shopify Scale bir opportunity görüyorum. Ya da Product, yani Market Defining bir opportunity olarak görüyorum. Bu hem çok büyük bir yük ama yükü kaldırabilirsek çok büyük bir paradigm shift. Hani hmm. hem, yani şunu diyoruz biz. ...daha belirlenmeyen marketin kavramları var, biz bunu belirleyeceğiz. Hı hı. Hani bu çok tabii ki de... billion dolar opportunity oluyor işin içinde böyle yapınca. Hem yani de multi-billion. Aynen multi-billion oluyor ve... ...dört yılda oluyor, üç yılda oluyor gibi hani çok hırslı ve yani... ...visionary şey bir isteğimiz var. Ama değer katma, katma değer olarak da var yani ben... ...her şirketin her markanın, her creator'ın, her community'si olan herkesin kaldere kullanacağı bir dünya yaratmak istiyorum. Çok o güzel. Güzel. <laughs> Son sorum değilmiş şu anki. Evet. Şu an bir daha geldi. Ee, bu kadar işte yepyeni pazarlar yaratan, aslında evet. pazarı anlamlandıran, hiç olmayanı yapan, Shopify gibi kadar büyük olabilecek hı hı. E, milyarlarca dolarlık bir şeyden bahsediyoruz da evet. hayali olarak. Evet. En büyük zorluğu ne bunların? Zorlukları ne? Bir işte e, şu an 23 yaşında olan, evet. Amerika'da yaşayan e, bir kadın olarak. Evet. Tam dediğin gibi hani um, çok büyük bir intersection Neden? Çünkü hani hem gencim hem hani Amerika'da raise ettim. Hani Amerikalı değilim ve bu bir, bir fark yaratıyor. Hani vizemde bile sorun çıktı. <laughs> ya ben kendi şirketimde kendime offer letter yazdım. <laughs> Ülkede şey kalmak için. Neden? Çünkü hani orada... Orada bir şey yapıp hani Türkiye için yapmak da istiyorum. Mesela bizim dört, e, ekipte dört kişi Türk ve hani çok güzel bir ekibimiz var. Yani detaylara baktığımızda hani makro level'da her gün üzerimize bir şey geliyor. Hı hı. Ve hani ve her gün değeri artıyor. Hani bir gün mesela küçük e, böyle 20 milyon dolar yapan şirketlerle konuşuyorsun. Diğer gün e, yani yıllık 2 milyar dolar e, içinden geçen şirketlerle konuşuyorsun. Ve bunu yaparken hem işini iyi bilmen hem doğru gözmen hem de her şeyin hazır olması gerekiyor. Bunu 8 kişiyle yapıyorsun. Hı hı. Ya mesela diyorlar ki proposal'ı yapan kişiyle görüşmek istiyorum. E o da benim. o, da be. yani o zaman sizi şuraya bağlayalım <laughs> ben şey. yani onları end-to-end -end yapınca tabii ki çok şey çıkıyor. Aynı zamanda Tabii ki e, büyük bir yük ama beni çok heyecanlandıran bir yük. Yani Ben Benim hayatıma bakacak olursan Umut ben yani kalder yaşıyorum Değil ve 7-24 hayatımda sadece bu var. Hani biraz obsesif bir şekilde yaşamak zorundasın. Anlat ama bakalım. inanıyorum ki bütün bu hikayeler Hı -hı. yani bizim bu hayatı yaşıyor olmamız evet. biraz daha şirket için yaşıyor olmamız evet. veya bu ekip için bize güzel sonlar yaratacak. Kesinlikle. En azından hani bu hikayeye ben böyle inanıyorum ve böyle evet. bir son bulacağını anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani ben için. Ben teşekkür ederim. Ha, çok keyifliydi. çok keyif aldım. Bence bu işin en iyi yanı bu kadar <laughs> parıl parıl insanlarla tanışabiliyor olma. Bu benim evet. için bir lüks. O yüzden yani herkese teşekkür ediyorum bunun için. ...bir şey yapmaları gerekiyor mu şu an hani... ...topluluktan bir şey rica etmeli miyiz? E, kullanın, hı hı. bunu yapın edin falan gibi... ...bir göz atın gibi. E, tabii ki e, yani bunlar sizi... ...heyecanlandırıyorsa yani bir... ...topluluğunuz varsa... ...müzisyenseniz ya da Marka bir iseniz. markanız ...markaysanız özellikle... E, ...sizle konuşmak çok isterim... ...yani Gökçat ...calder.xyz'ye... ...mail atabilirsiniz ya da... ...calder.app'e gidip... ...sign up edebilirsiniz ve... Aslında yeni yılda çok iyi 3 projemiz geliyor Hı. ve sign up ederseniz ilk access'e siz sahip olacaksınız. O yüzden tabii ki sign up edin, Twitter'da Kader World ya da Instagram'da Kader World'ı takip edin. Çok fazla orada hem educational hem de brand partnership contentleri geliyor. Yani ben çok heyecanlıyım. O yüzden sizin de katılmanızı ve topluluğunuzu kurmanızı ve topluluklarda parça almanızı çok isterim. Ya biz bugün wait liste kayıt olduk. Süper. Swipe line olarak. Bence bizim varlığımız kesin olacak. Evet. Daha evet, ayrıntılarını zaten bizden takip ediyor olursunuz. Çok sağ olun izlediğiniz için. <laughs> Beğenden geldiğiniz için teşekkürler. Tabii ki de. Hadi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Süper. Vallahi <laughs> iyi.